ne kadar sürer? Son günlerde en çok işittiğim soru bu. Abi bu iş daha ne kadar gider? Bu soruyu soranlar üçe ayrılıyor. Bildiğimi sanıp öğrenmek isteyenler, sabrı tükenenler cevaba göre tavır belirleyecekler. Cevaba göre tavır belirleyecekler de ikiye ayrılıyor. Önlem alıp dişlerini sıkmaya devam edecek olanlar, zamanın uzunluğuna veya kısalığına göre taraflarını seçecek olanlar. Mesele biraz da bu. Yani herkes baskının zulmün farkında. Oy veren de vermeyen de. Biat eden de etmeyen de. Gelirim kesilmesin diyen de demeyen de. İçine sinen de sinmeyen de. Desem ki 3 ay sonra bu iş tamam, etrafımda epey kalabalık bulurum. Peki bu kalabalık samimi insanlar grubu mudur yoksa haklı çıkacakların yanında saf tutma gayretinde olanlar mıdır? Cevabı siz verin. Diyelim ki baskı en az 4 yıl sürer dedim. Etrafımda kimse kalır mı? Sürenin bir önemi yok. Mühim olan zulme zulüm demek. Mühim olan haksızlığa karşı dik durmak. Mühim olan bu sorumlulukla hareket etmek. Ne kadar çok insan doğrudan taraf olursa bu mesele değil 3 ay, 3 haftada biter. Süreyi uzatan da bizleriz. Kaç gün yaşayacağımızın teminatı var mı ki süre soruyorsunuz? Analizi dikkatli takip edenler tuhaflığı sezmiştir. Bu yeni tarihli bir analiz değil esasen. 6 yıl önce 22 Kasım 2015'te Özgür Düşünce gazetesinde kaleme aldığım Ne Kadar Sürer başlıklı yazıyı okudum az önce. O gün Türkiye'deydim ve çıkmama 4 ay vardı. Sürecin kısa sürmeyeceğini biliyordum elbette. Ancak bu kadar uzayabileceğini zannetmiyordum. Şimdilerde artık kimse ne kadar sürer diye sormuyor. Sorun da bu. Erdoğan rejimi devrilecek uzak değil. Sıkıntı ondan sonrası için de umutların tükeniyor olması.